Şimdi gelelim aşk, ilişki, Oh. eş kriterlerine. Hazırlan Pınar. Bana bakmayın. Hazır olsan. Ben bilmem. Hem Sen seni bilmem. Soracağız hem de sen uzman olarak konuşacaksın. Aa, Şimdi kimi ünlü diyor ki nefes alsın yeter. Kimi diyor ki adam olsun yeter. Kimi de diyor ki sosyal medyadaysa onun benim gönlümde hiç şansı yok. İzleyelim, size de soralım. Eskiden sevgilim paralı olsun, zengin olsun, şöyle olsun, böyle olsun derdik ancak devir değişti. Magazin dünyasının aşksız kalan kadınları, sevgiliniz olacak bir erkekte hangi kriterleri arıyorsunuz sorusuna son zamanlarda çok ilginç cevaplar vermeye başladı. Bestem Su Özdemir, sevgililer gününü yalnız geçirmiş ve artık aşksızlıktan biraz da üzgündü. 14 Şubat nasıl geçti senin için o zaman? Köpüşümle çok tatlı evimizde, o da benim aşkım. Bu da benim her şeyim. Mia ile tatlı tatlı geçirdik. Sevgili adayındaysa aradığı kriterler neredeyse yok denecek kadar az. Öyle bir kriterim yok benim. Ben artık insan olsun modundayım. Hani adam olsun, insan olsun. Öyle çok basic kriterlere indik bence artık hepimiz yani. Ama öyle. Nefes alsın yeter. Hayır yani insanlık gerçekten artık son dönemde çok kalmamış. Onu fark ettik. Yani adam olsun, insan olsun. Başka da gerçekten onun dışında hiçbir şeyin bir önemi yok. Öyle olunca seviyorsun zaten karşındakini. Bir şekilde sevdiriyor yani. Kendini kriterlerimiz bunlar. Hande Doğandemir yaz yağmuru kadar kısa süren Onur Tuna aşkından önce sevgili kriterim yok, nefes alsın yeter demişti. Ne aradığınız kriterler neler? Evet. Ay kriterim, kriterim yok artık ya. 36 olduk. 36 olduk artık, ne varsa olsun. İrem Sak verdiği bir röportajda hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter demişti. Aynur Aydın'a ise bir dokunduk bin ah işittik. 14 Şubat'la ilgili bir açıklama vardı kaldırılsın diye. Evet, hala devam ediyorlar ama. 14 Şubat yani... kaldırılsın mı? Evet. Niye devam etsin mi? Son bir röportaj. Ay birisi yüzüme çıkıyor. Hayır yanlış. Ha. Son bir röportajda da evliliğe karşı olduğunu söylemişti. Baya baya aşk hayatından sildim galiba. Ama ne yapayım şimdi? Yani boş ver sen onları ya. Yani bir zamanlar evlilik teklifleri aldım. O yola da gidiyorduk. Sonra olmadı. Olmayınca da hani bazı şeyleri de zorlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Zor bir kadınız. Bu sohbet niye buralara indi ben anlamadım. Zorum. Eğer size göre zorum, evet. Çünkü ben böyle size boyun göre. Hani erkeklere göre zorum. Çünkü boyun eğmiyorum, her şeye evet demiyorum. Kendi özgür irademle hareket ediyorum. Erkekler de genellikle onların egemenliğinde, hani onlar erkek ya, bende öyle bir şey yok. Onun için eğer bu zorsa zor. Ama bunu handle yapabilen, hani bununla beraber bir benimle yola çıkabilen insanlar da mutlu olacağını düşünüyorum. Bir dönem alıyordum dediniz ama şimdi alıyor musunuz evlilik teklifleri? Zaman zaman böyle sanatçılar, hayranları sosyal medyada evlilik teklifinde bulunuyor. Sizin var mı böyle saplantılı hayranlar? Var, tabii ki oluyor. Oluyor. Ama profil resimleri hani beni tatmin etmiyor değil mi? Yani oluyor. Bakıyorsunuz yani. Evet. Bakıyorum tabii ki. Olur mu diyeyim bu diye bana? Yaklaşıyor. Dönem dönem sanatçıların açıklamaları da oluyor. İşte fakir erkekle sevgili olurum veya evlenirim diye. Sizin böyle bir kriteriniz var mı? Biri şey demişti, kim? Gizem mi? Yani evet. Parasız erkek, ben boş onun erkek. Çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü bence Gizem ona asla hani böyle kötü niyetle illa zengin birisi olacak diye değil. Ama bir erkek kendine zaten öz saygısı varsa çalışıyordur, kendi parasını kazanıyordur diye düşünüyorum. Bu biraz şeyle de ilintilidir ya, çalışmak güzel bir karakterdir. Çalışmayan erkekte karakteri de zayıf olabilir. Bence onu aslında anlatmak istedi ama belki anlatamamıştır. Ben buradan bir Alman olarak güzel tercüme ettiğimi düşünüyorum. Sizin var mı kriterler peki bu konuda? Benim hiç kriterlerim yok. Nefes alsın yeter. Vallahi bay, oraya kadar indik, yok. Tabii ki var. Ya var, hep utanıyorum, niye bilmiyorum. Kriterlerim var. Neler mesela? Güzel koksun. Güzel baksın. Hijyenik olsun. Ben niye hijyene girdim şimdi onu da bilmiyorum. Oradan çıkalım. Mavi tık, yok. Ben mavi tıklı hiç tercih etmem. Mavi tıklılar çok tehlikeli. Hülya Avşar'ın da bir açıklaması olmuştu. Sosyal medyada çok fazla vakit geçiren erkekle birlikte olmam diye. Kesinlikle katılıyorum. Yani Hülya işini biliyordur. Onun için ben Hülya'ya katılıyorum. Ben de hani Instagram'ı olmayan erkekler bana daha cazip geliyor. Daha gizemli geliyor. Öbür türlü çünkü
zaten her şeyi çok ortada yaşıyoruz. Hani ben de elimden geldiğince özel hayatımı ortada yaşamamaya çalışıyorum. Hani bir yediğimi, içtiğimi paylaşıyorum. Kedilerimi paylaşıyorum. İşimi paylaşıyorum ama özel hayatımı paylaşmamaya çalışıyorum. Hani daha gizemli, daha güzel. Kızlar çok güzel, başarılılar, gençler, yolun başındalar. Ama niye beklentiler bu kadar düşük? Bilmiyorum, bir insanın kendi kriteri varsa karşı taraftan da bir kriter bekler yani. Hmm, evet. Yani ben bunu algılayamıyorum. Ne demek kriter beklemiyorum? Olur mu öyle şey? O zaman senin kendi oluşturduğun bir kriterin yok hayatla ilgili. Nefes yani, alsın yetere kadar düşüyor ya, yani. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bakın, erkeklik bir kaderdir. Yani ya erkek doğarsın ya kadın doğarsın, değil mi? Evet. Hmm. Ama adam olmak başka bir şeydir. Hmm. Her erkek adam olur mu? Olmaz. Ha, bunun neticesinde de bunun parayla alakası yoktur, bunun yaşla alakası yoktur, bunun tabii ki kültürel bazı şeyler vardır ama onunla da alakası yoktur. Adam olmak başka bir şeydir. Hmm. İnsan olmak. İnsan olmak, iyi insan olmak. Hmm. Ha, tabii ki iyi insan artık günümüzde bulabilir miyiz? Hmm. Nadir. Hmm. Ama var mı? Var. Hmm. Yok da değil yani. Bu kadar ya da şöyle şeyler de oluyor. Ay çok iyi insan ama bir kusuru var. Hiç çalışmıyor, tembel. Onun da iyi insanlığı yeter mi orada? Yetmez, olmaz. Hı. Ya insanlar sorumluluklarını bilecekler. Bakın ben 15 yaşından beri çalıştım. Evet. Bayan halimle. Hı. Değil mi? Yani tabii. Bu ayıp bir şey değil. Tabii ki. Çalışmam gerekiyordu. Çalıştım. İyi ki de çalışmışım. Hayatıma kattığı çok şeyler oldu. Hala da elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öğrenmek adına, hmm, kendimizi geliştirmek adına. Evet. Yani sadece bu parayla alakalı da değil. Hmm. Ben çok paralı insanlar görüp de çok vasat, içlerinde vasat olduklarını gördüklerim de oldu. Yani bunun bir kere para kriterini bir kenara bırakalım. Hmm. Önemli olan insanın kendini yetiştirmesi. Hmm. Her konuda. Senin kriterin ne? Hayatım, benim ilişki kriterin ne? Bir kere şöyle söyleyeyim. Bir erkek bir kadını taşıyabilmeli. Nasıl taşıyacak seni örneğin? Yani aslında karşılıklı taşıyabilmeliler. Bu taşıyabilme meselesini bize bir anlatsana. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Şimdi hepimiz belli yerlere gelmiş bir insanız. Evet. Benden daha alt seviyede olan bir insanla olamam. Niye olamam? Alt seviye derken küçümsediğimden değil, yanlış anlamayın. Yani benim erkekte beklediğim saygı duyduğum bazı şeyler var. O da biraz da bende kalsın. Her şeyi açıklamayayım.